mühime. Evet. Ve bunun yanı sıra dün akşam saatlerinde Sayın Fuat Oktay'dan açıklamalar vardı. Murat, istersen bir de oraya gidelim. Evet. Hava araçları, deniz araçları ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz. Burada baktığımızda 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Hamdolsun hava şartları da hava araçlarını kullanmamıza müsaade ettiği için çok daha yoğun. Hem lojistik destek, hem sahaya intikalde hızlılık, ama aynı zamanda da özellikle yardımların ulaştırılmasıyla alakalı özellikle ücra köşeleri bize çok ciddi bir esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısına baktığımızda 2293 sorti yapılmıştır. Çok ciddi bir operasyon. Ve yine ilaveten gemilerle bu faaliyetleri de denizden de yürütüyoruz. 22 aracımızla. Ayrıca Türk Hava Yolları'mız var. Bu biraz önce ifade ettiğime ilave olarak bugüne kadar 177 seferde Türk Hava Yolları yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3245 ton malzeme taşımıştır. Buradan yine tüm birimlerimize, kurum kuruluşlarımıza, Türk Hava Yolları'mıza, Bayrak şirketimiz ve tüm diğer kurum kuruluşlarımıza, şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Beslenme konusunda oldukça ciddi mesafe sarf etmiş durumdayız. Yine tüm iller, ilçeler de ulaşmadığımız hiçbir yer yok ve köylere yoğunlaşmış durumdayız yine. Bugün gün içerisinde öğün olarak baktığımızda 1 milyon 300 bin kapasiteye ulaştık. Bu kapasiteyi hala da artırmak üzere devam ediyoruz. Hamdolsun burada afetzedelerin yanında olmak istiyoruz. Çünkü bugünler beslenmede ve barınmada arama kurtarma ne kadar önemliyse beslenme ve barınmanın da bir o kadar önemli olduğu günleri yaşıyoruz. O açıdan özellikle beslenmeyi sizlerin, kamuoyumuzun da gündemine getiriyorum. Burada size verdiğimiz rapor aslında bizi de motive eden bir rapordur. Çünkü sizler vasıtasıyla aslında biz kendimizi sizlerin huzurunda, kamuoyunun huzurunda da aslında bir hesaba çekme fırsatı buluyoruz. Her gün daha iyisini yapalım açısından. Ben bu anlamda katkı veren tüm kuruluşlarımıza, Kızılay yine başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Yine bunlar sahadaki seyyar mutfaklar, mobil fırınlar ve ilgili tüm tesislerine kadar, ikram araçlarına kadar kurulan tesislerimiz var sahada. Yine barınma ile ilgili çalışmalarımız, bu da hızla devam eden çalışmalarımız. Orada da yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler boyutundaki barındırdığımız sayı 461 bine ulaşmış durumda. Onun dışında yine tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Şehir içerisinde yaptığımız barınmalar devam ediyor. 800 bini aşmış durumda. Tahliye operasyonuna da baktığımızda yaklaşık 40 bin civarında dün akşam itibariyle ilan ettiğimiz metotla, sistemle bu tahliye operasyonları yapılıyor ve devamı da gelecek. Yine hasar tespit çalışmalarımız yoğun olarak başlamış durumda ve bu çalışmalar çok daha artarak devam edecek bundan sonra. Yani sadece yıkılan binalar şeklinde bugüne kadar ifade ettiğimiz, kamuoyumuzla paylaştığımız bilgiler bundan sonra artık yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır hasarlı olan şeklinde, orta hasarlı olan, az hasarlı olan veya hasarsız binalarımız şeklinde çok detaylı şimdi çalışmalar başladı. Zaten ilk günden başlamıştı ama sonuna, arama kurtarmanın son aşamalarına gelindiğinde bu artacaktı. Şimdi çok yoğun olarak 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet göstermekte. İnşallah bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlayacağız. Çünkü bir sonraki aşama için bunlar son derece önemli. Kalıcı konutların bir an önce tesis edilmesi ve afetzedelerimizin tekrar depreme dayanıklı şekilde güvenli kalıcı konutlarına ulaştırılması açısından, yaraların hızla sarılması açısından son derece önemli. Her gün neredeyse bilgisini verdiğimiz ulaştırma alanında şu an itibariyle bir sorunumuz
yok. Özellikle sahaya lojistik destek vermek anlamında. Enerji de, elektrikte ve doğalgazda kontrollü şekilde her ikisini de veriyoruz. Doğalgazdaki ana iletim hatlarındaki sorunlar, bakım onarımlar tamamlanmıştır. Önceden de ifade etmiştik. Kontrollü şekilde hem elektrik hem doğalgaz verilmekte ve özellikle de tedbir amaçlı teyit edildikten sonra verilmekte. Bazı yerlerde henüz elektrik veya doğalgaz yoksa bu tedbir amaçlıdır. Henüz verilmenin oraya güvenli olmadığından dolayıdır. Arıza kaynaklı değil. Akaryakıt konusu şu anda yine yoğun olarak sahaya akaryakıtı sevk etmeye devam ediyoruz. Haberleşme alanında yaşadığımız sıkıntılardan bazıları özellikle enkazlarla alakalı bölgeler veya arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yerlerde yine tedbir amaçlı jeneratörlerin kesilmesi talep edilmekte. Kesildiği zaman yine bu haberleşmeye negatif olarak yansımakta. Ama kurtarabileceğimiz her bir can buna değecektir diye düşünüyoruz. Evet, organizasyonun en başındaki insan Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamaları bunlar. Şu ana kadar tabii bilanço çok ağır. Ebru, onu söyleyelim. 17.674 kişi yaşamını yitirdi maalesef. Ki sürekli olarak da güncelleniyor. Allah'tan rahmet dileyerek söyleyelim. 72.879 da yaralımız var. Tabii yıkılan binalar, yıkık ihbarlı binalarda söz konusu. Sağ kalan depremzedelerimiz de, enkazzedelerimiz de ya da zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediliyor. Ama işte bir nebze olsun yardımlar. Bu durum geçiştirilmeye çalışılıyor. Evet, 5000 kişinin Rabbimiz geçici barınma alanlarında olduğu haberi var.